Arkası Yarın. Kadının Fendi. 4. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Kayıt montaj Engin Karagöz. Güzide ile evli olan ve 40 yaşını doldurmuş olan Kemal Bey, Mine adında genç bir kadına aşık olur ve karısını boşayarak onunla evlenmeye karar verir. Ancak kocasını çok seven Güzide Hanım boşanmaya razı gelmeyince Kemal Bey, karısını öldürmeye karar verir. Bu maksatla yatağına yılan sokar. Sonra da öldüğünü sanıp ambulans çağırır. Ne var ki Güzide ölmemiş, korkudan bayılmıştır. Bunun üzerine Mine bir plan yaparak Kemal'i her zaman buluştukları kafeye çağırır. Evet, seni dinliyorum sevgilim. Bana karımı nasıl öldürmem gerektiğini söyleyecektin. Karını zehirleyerek öldürmek iyi bir fikirdi ama aptallığın yüzünden beceremedin. Şimdi ikinci bir deneme daha yapmanı istiyorum senden. Tamam, akrep koyayım yatağına, ne dersin? Olmaz. Sende bir solaklık varken bu sefer de gider akrebin zehirsizini bulursun. Benim başka bir planım var. Nedir? Yılanla beceremediğini fare zehriyle becer. Ne? Fare zehri mi? Evet. Fare zehrini çorbanın içine koy ve karına içir. Bu sefer kesin ölür. İyi ama sonra polis benden şüphelenmez mi? Niye şüphelensin ki? Zehrin evde işi ne diye sorarlarsa fare vardı, onun için almıştık dersin. Tamam mı? Ha, bilmem, bir düşüneyim. Olur, düşün. Sana 10 saniye zaman veriyorum. 10 saniye bu kadar çabuk mu? Evet, 10 saniye içinde ya beni ya da karını tercih edersin Kemal Bey. Peki, tamam. Tamam ne? Dediğini yapacağım. Fare zehriyle öldüreceğim onu. Ne zaman? Herhalde şimdi değil. Saat gecenin ikisi. Güzide'yi uyandırıp da kalk sana çorba içireyim diye mi? Aptal aptal konuşma. Ben de şimdi demedim zaten. Yarın akşama kadar hallet bu işi. En kısa zamanda senden müjdeli bir haber bekliyorum. Tamam. Hoş geldiniz Kemal Bey. Yine her zamanki gibi çay mı getireyim efendim? İfrit oluyorum bu garsona. Hayır, kalkıyoruz. Hiçbir şey getirme garson bey. Tamam canım, kızmayın. Ben patronun emrini yerine getiriyorum. Patron ne emri verdi sana? Kemal Bey geldiği zaman hemen masalarına gidip çay mı götür dedi. Hayır, sadece burasının Söğüt gölgesi olmadığını, bu yüzden kafeye gelenleri muhakkak bir şey içmeleri gerektiğini ve benim de garson olarak sık sık müşterilere ne içersiniz diye sormamı tembih etti. Tamam delikanlı, kısa kes, bize iki çay getir. Hemen efendim. Ay, ne yılışık şey. Ne diyordum? Unuttum işte. Karımı çorbasına koyacağım fare zehriyle öldürmemi tavsiye ediyordun sevgilim. Evet, ama dikkat et, yılan hikayesine dönmesin. Bu sefer de eline yüzüne bulaştırma. Merak etme, bulaştırmam. Yarın Güzide ölünce seni ararım. Tamam, hadi iyi geceler. Nereye çay söyledik, içmeyecek misin? Garsonla karşılıklı içersin, zehri unutma. O işi bitmiş bil. Karımın çorbasına fare zehri koymak fikri fena değil. Bu işte polis de şüphelenmez benden. Neden şüphelensin ki? Herkes bizi mutlu bir karı koca zannediyor. Hem Güzide'nin kalbi var. Kalp krizinden öldü sanırlar. Evet, çayları getirdim. Bayan nerede? Gitti. İyi ama çaylar ne olacak? Bizim yerimize sen iç artık. Al parasını. Sofra hazır. Hadi yiyelim yemeklerimizi Kemal. Kekik yok mu Güzide? Ay, almayı unuttum. Kekiksiz yiyemez misin? Yiyemem. Karşıdaki komşudan alsana. Peki, şimdi gelirim. İşte Güzide'nin çorbasına fare zehri koymak için tam fırsat. Bu kadar yeter. Şimdi de kaşıkla karıştıralım. Evet. Bayağı kolay oldu. Şimdi Güzide gelip de çorbasını içince tamam. Sedyecilerin tabiriyle ekis olur. O kıvranırken ben de hemen evden çıkar giderim. Akşam eve geldiğimde ölüsünü bulunca da polisi ararım. Şansına küs kocacığım. Komşuda da kekik kalmamış. Olsun canım, ne yapalım, bugün de kekiksiz yerim. Ölecek değilim ya. Hadi otur da başlayalım canım. Olur. Ev işi yapmaktan acıkmıştım vallahi. Çorbanın kokusu da harika. Afiyet olsun, iç hadi. Kapı çalıyor.
Hay ah şey, tam zamanını buldu. Neyin zamanı? Şeyin, yani yemek yeme zamanını buldu demek istiyorum. Sen çorbanı iç, ben bakarım kapıya. Olmaz, ben açarım. Sen yemene bak. Kalkma canım, ben açarım dedim. Lütfen, bütün gün işte yoruldun. Bir de kapıya bakma hayatım. Şu kadının anaş duyguları yok mu? Öldürüyor beni. Ama birazdan her şey bitecek. Şu kahrolası kapı çalmasaydı bitmişti bile. Teşekkür ederim Nimet Hanım. Zahmet oldu. Kimmiş gelen? Karşı dairedeki komşu. Kekik bulmuş da onu getirdi. Allah razı olsun. Çok iyi bir komşu. Hı, evet çok iyi. Çok düşünceli bir komşu. Al da ek canım. Tamam tamam ekerim. Sen ne duruyorsun? İstene çorbanı. Olur. Hay Allah. Bu sefer de telefon çalıyor. Kim acaba? Yahu içsen çorbanı ben bakarım. Aa, sen rahatsız olma, ben bakarım. Alo. Evet. Evde kim aramıştı? Bir dakika. Kim arıyor, kim? Seni arıyorlar canım. Mine adında biri. Mine mi? Geliyorum. Ver. Al. Tamam sen git iç çorbanı. Ne var Mine? Hayır, henüz ölmedi. Çünkü çorbasını içmedi daha. Senin de zamanlaman harika yani. Niye mi? Tam çorbayı kaşıklamış ağzına götürüyordu, sen aradın. 10 dakika sonra ararsan ölüm haberini veririm. Seni seviyorum. Kim bu Mine? Mine mi? Evet. Ha o mu? Mine mi? Mine şey canım. Ney? Şey o yani bizim iş yerinde çalışıyor. Ne duruyorsun, hadi başlayalım yemeğe. Tabağındaki çorbadan da nefis kokular geliyor. Senin bamyan da güzel oldu hayatım. Hadi yiyelim. Başla çorbanı içmeye. Allah Allah, ne oluyor bu akşam? Of. Bir kapı, bir telefon. Yeter artık, açma. Çorbanı içmeye bak canım. Olur mu öyle şey ayol? Yerin dibine bassın. Yol geçen anına döndü ev. Bir kaşık çorba içirtemedim karıma. Kemal, yönetici gelmiş, seninle konuşmak istiyor. Ne istiyormuş? Sormadım. Adam kapının önünde, gel de konuş. Peki. Sen de gel çorbanı iç. Çorba içecek hal mi kaldı bende? Gide gele tıkandım. Çorba içip de daha da tıkamayayım. Kemal'in önüne koyayım, o içsin. Ben de onun bamyasını yerim. Bamya da nefis olmuş. Bakıyorum beni beklemeden yemeye başlamışsın. Kusura bakma, çok acıkmıştım Kemal. Yönetici niye gelmiş, ne istiyormuş? Bırak şu mıymıntı herifi. Toplantı yaklaşıyor ya. Bana seni yönetici yapalım dedi. Ben de kabul etmedim. Aman boşver. Onca işinin arasında bir de apartmanla mı ilgileneceksin? Otur yemeğini ye hadi. Haklısın. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Ne? Ama bu çorba... Çorba bu. Kusura bakma, tıkanmamak için senin yemeğini ben aldım. Aman Allah'ım. Çorbayı ben içtim. Mahvoldum. Sevmediysen içme hayatım, bamya koyayım sana. İstemem, ölüyorum. Ben ağlıyorum. Kemal'le ne oluyor? Kemal. Ölüyorum Güzide. Kemal, neyin var? Ne oldu canım? Doktor çağır. Ambulans çağır. Bana bir şeyler oluyor, çabuk ol Güzide. Tamam. Alo, Hızır Acil Servis mi? Çabuk bir ambulans gönderin, kocama bir şeyler oldu. Bilmiyorum ama durumu çok kötü. Krizantem Sokak No 12 Daire 5. Oyalanmayı, kocamın durumu iyi değil. Ağzından köpükler çıkıyor. Kemal, kendine gel. Aman Allah'ım, hiç kıpırdamıyor. Öldü mü yoksa? Allah'ım, sen kocamı bana bağışla Allah'ım. Kemal. Ambulans olmalı. Ama da çabuk geldiler. Bir de olay yerine geç geliyor diye şikayet ederler. Girin. Merhaba yenge. Nasılsın, iyi misin? Siz misiniz? Girin, kocam ölüyor. Bir şeyler yapın hemen. Etkisi olmasın. Neymiş o? Mert yani. Daha öldü, öbür dünya vatandaşı. Ağzınızı hayra açın. Çabuk olun, ambulansa taşıyıp hastaneye götürün hemen. Tamam.
İşte şurada halının ortasında yatıyor, bakın. Gördük, gördük. Koy lan Şükrü sedyeye. Ya koca memlekette bunlardan başka hastalanan yok mu ya? Dün karısı, bugün de kocası. Baktınız mı, yaşıyor mu? Vallahi manzaraya bakılacak olursa şimdiden başın sağ olsun yani. Aman, öldü mü diyorsunuz? Yani hele bir de doktor görsün de ekis mi değil mi karar versin. Ya hoş anlamasına biz de anlarız ya. Ne de olsa biz de az buçuk doktor sayılırız. Tut den Şükrü, hadi sedyeye koyak. Koyak Hamit abi, hadi. Ben ellerinden tuttum, tut bacaklarını. Tamam ya, abi. Üç tuttum. Deyince tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Hop. Tamam. Hakikaten tamam. Acele edin biraz, ne olur. Belki de ölmemiştir. Hemen en yakın hastaneye götürün. Merak etme yenge. Hadi yürü Şükrü, yürü. Tamam. Ya ölürse ben ne yaparım sonra? Az önce karşımda oturmuş çorbasını içiyordu. Birden ne oldu ki? Lan Şükrü, dikkat etsene oğlum. Sedyeden düşürmeyelim bunu da karısı gibi. Bayağı da ağırmış ha. Beş kat aşağı nasıl indireceğiz be Hamit abi? Ağır ağır indireceğiz işte lan. Bak. Bak ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Ya çok parlak bir fikrim var abi. Ulan neymiş, söyle de geveleme. Bu herif ölü değil mi? Benziyor. Neden sordun ki? Madem ölü, neden kendimizi yorup da sedyeyle indiriyoruz ki? Çağıralım bir cenaze arabası, o gelip alsın. Ay bu sefer kim geldi? Merhaba yenge. Ha, biz geldik. Amanin, hani hastaneye götürecektiniz kocamı? Neden geri getirdiniz? Kemal, kocacığım, hayatım, yaşıyorsun. Allah'ım şükürler olsun sana. Az kalsın öldü sanmıştım seni. Biz de öyle sanmıştık. Ama merdivenlerde canlanıverdi. Canlandı mı? He ya, böyle bir kustu. Merdivenlerde berbat etti. Yani bir göreceksin yenge. Kocan dirildiğine göre müjdemizi isterik yenge. Sakın ha. Sakın müjdelik verme Güzide. Bu alçaklar bunu hep yapıyor. Geçen gün de senin için önce öldü dediler. Ardından yaşadığın için müjdelik aldılar. Kendine gel Kemal. Adamlar senin hayatını kurtardılar. Gitsinler. Yüzlerini görmek istemiyorum. Hemen çekip gitsinler. Kusura bakmayın. Hastalığından böyle söylüyor. Vermezsen verme. Kabahat bizdeki, yaralıyken ölü diye seni garantiye atmadık. Kadının Fendi adlı eserin 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.